Merhaba, iyi akşamlar arkadaşlar. Yeni bir yayınla birlikteyiz. Bugün 4 Eylül 2024 ve bugün Ankara'dan bir açıklama yapıldı. Aslında bu açıklama bir itiraf niteliğindedir. Niye itiraf niteliğindedir? Ona bakacağız. Süleymaniye'de bir saldırı oldu ve bu saldırıda bir baba ve iki oğlu katledildi. Bu saldırının olduğu dakikalarda Türkiye'nin Irak Büyükelçisi Hewler'de Kubat Dalaban ile görüşüyordu ki dün de Barzani'lerle görüşmüştü ve tabii bu saldırı Dokan'da oldu ve Türkiye sihaları tarafından yapıldı. İşte bu bilgileri bir araya getirip sizin için yorum yapmaya çalışacağız ve çok önemli bir resim var. Bu resim son günlerde konuştuğumuz bir konuyla ilgili, yani hangi konuyla ilgili? Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde bir takım, yani yüzlerce cihatçıyı ZAP'a götürdüğüne dair bilgilere ilişkindir. Ve bunu da size gösterip, yani bu resme bakıp birlikte yorum yapmaya çalışacağız. Şimdi arkadaşlar, önce Türkiye Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir açıklama var. Ona bakalım. Türkiye Milli Savunma Bakanlığı bugün bir açıklama yaparak ne diyor? Diyor ki bizim bir binbaşımız öldürüldü. Nerede öldürüldü? Söylenmiyor. Nerede öldürüldü söylenmiyor. Sadece diyor ki piyade binbaşı Osman Ayhan, evet Osman Ayhan, pardon, Osman Ayhan 4 Eylül 2024 tarihinde işte şey falan, yani klişe bildiğimiz lafları söylüyorlar. Peki nerede öldü? Nasıl öldü? Ne için öldü? Nasıl öldürüldü? Şehit olmuştur diyorlar. Hiç bilgi yok. Ve tabii biliyoruz ki bu zapta olmuş. Yani bu olay zapta olmuş. Piyade binbaşı zapta öldürülmüş. Bu söylenmiyor. Açıklamada söylenmiyor. Niye söylenmediğine de birazdan bakacağız. Şimdi tabii Türkiye intikam alırcasına son 24 saattir Güney Kürdistan'da Irak-Federal Kürdistan bölgesi sınırları içerisinde onlarca yeri bombaladı ve birazdan zaten Süleymaniye'deki son durumu anlatacağız. Şimdi bunlar, yani şu anda ZAP, Metin, Avaş'ın bu hata gönderilenler genelde şeyler, yani özel kuvvetler, özel eğitilmiş, bu tür operasyonlar için özel donatılmış, eğitilmiş askerler, piyadeler. Ve orada bir binbaşı sıradan bir asker değil. Yani bir tabur komutanıdır en az. Çünkü artık onlar da yani işte çeşitli, yani her bir tepeye bir tabur bırakmıyorlar, bırakamıyorlar. Ama birkaç tepe, yani birkaç stratejik noktaya birkaç tim bırakıyorlar ve bunların toplamına tabur demek mümkün. Yani bu ölen Orhan Ayhan aslında birçok noktanın komutanı. Çünkü orada işleyiş nasıl? Teğmen, üst teğmen, yüzbaşı, binbaşı, binbaşıdan sonra yarbay, yarbaydan sonra albay. Bunlar zaten genel koordine oluyorlar ki geçen sene bir yarbay da öldürülmüştü. Onu da bir ay sonra açıkladılar. Şimdi Türkiye ne dedi? Tayyip Erdoğan daha 2 gün evvel söyledi. Seçim gecesi de söylemişti. Yaşar Güler de söylemişti. Biz bu yaz bu işi bitireceğiz. Pençe kilit operasyonuna kilidi vuracağız demişlerdi. Pençe kilit operasyonuna kilidi vuracağız dedikleri yaz bitti ve şu anda sonbahara girmiş bulunuyoruz. Ve sürekli burada diyoruz ki savaş gerçekleri halktan gizleniyor. Orada olup bitenler saklanıyor. Türkiye orada evet saldırı yapıyor. Evet yüzlerce köy tehdit altında boşaltılmış. Evet İşgal ettiği noktalar var fakat amacına da ulaşmış değil. Dolayısıyla bu yaz da bitti ve sonbahara girdik ve sonbaharın girişine bir tabur komutanı, binbaşı olan bir tabur komutanı, en az bir tabur komutanı öldürülmüş ve bunun nasıl, nerede öldürüldüğü söyleniyor. Şimdi HPG Basın İrtibat Merkezi'nin bugünkü açıklamasına baktım. HPG diyor ki son 24 saatlik saldırılarda, bombardımanlarda hiçbir can kaybımız yaşanmadı diyor ve İşte yani son günlerdeki saldırıları ve gerilla eylemlerini söylüyor. HPG açıklamasında 4 Eylül günü yani bugün saat 0, sabah 05:30'da Girey FM direniş alanı, yani FM tepesinde işte diyor oradaki işgalciler otomatik silahlar ve hedeflenerek vuruldu ve bir mevzi darbelendi. Şimdi Türkiye Milli Savunma Bakanlığı da diyor ki bu Orhan Ayhan binbaşı 4 Eylül'de ölmüş. Acaba bu gerilla eyleminde mi, başka bir eylem mi, ne zaman öldü, bu ayın 4'ünde miydi, dün işte bu kamikaze dronlarla yapılan gerilla eylemlerinin görüntüleri yayınlanıyor. Nerede öldü, nasıl öldü belli değil, bir şey yok aslında, bir bilgi yok. Bu aslında Türkiye'nin şu anda zapta içinde bulunduğu, zap metin hattında içinde bulunduğu durumun bir itirafı. Şimdi arkadaşlar bugün Süleymaniye'den çok acı bir haber geldi. Türkiye'nin saldırıları devam ediyor ve Türkiye'nin bugün
Dokan'daki saldırısında bir baba ve iki oğlu katledildi. Dünkü yayında söylemiştim. Dün Mesut Barzani ve Neçirvan Barzani Türkiye'nin Irak Büyükelçisi ile Hevler'de Anıl Bora diye şey büyükelçi pardon şeyini evet Anıl Bora Anıl Tanıl Bora şöyle şey getireyim ismini yanlış söyledim ya pardon kusura bakmayın evet görüşme olmuştu ve bu görüşmede bu görüşmelerden sonra hep olumsuz şeylerin olduğunu ve yine yeni bir olumsuz şeyin olacağını söylemişti ki yani bu bir beklenti bir temenni de bir öngörü daha evvel hep böyle oldu Anıl Bora İnan Anıl Bora İnan ve Barzanilerin görüşmesinden sonra dünkü şeyi söylemiştik. Yani bir saldırı olma ihtimalinin olduğunu söylemiştik. Ve Anıl Bora İnan Türkiye Büyükelçisi bugün Hevler'de Kubat Talabani ile görüştü. Kubat Talabani, Celal Talabani'nin oğlu şu anda resmiyete bölge hükümetinin başbakan yardımcısı ve Yeneke'nin yöneticisi Bafı Talabani'nin kardeşi. Ve tam bu görüşme olduğu esnada Türkiye SİHA'ları Dökhan'da bir katliam yaptılar. Peki nasıl oldu? Öğleden sonra yani tam Taliban ile şey büyükelçi bir araya geldiklerinde Dökhan'ın Halakan ve Ganivatman bölgeleri arasında bir araca yapıldı ki yani tesadüf gelişi güzel olmamış. Yani doğrudan bu aracın kime ait olduğunu, içinde kim olduğunu herhalde bilmişlerdir. Sahadan bilgi almışlardır. Yeneke bölgesi SİHA saldırısı oldu. Ve Dökhan Kaymakamı hemen bir açıklama yaptı. Sirvan Sarhat dedi ki bu araçta Muzaffer Hüseyin Hıdır Evla ve iki oğlu katledilmiş. Oğullarından birinin ismi Muhammed Muzaffer. Deri de Mübin Muzaffer'dir. Ve şöyle resimlerini de ekrana getirelim. Ortada baba, sağında ve solunda iki gencecik çocuğu katledildiler. Bu aile Ranyalı, Ranyanya'nın Hacıava ilçesinden ve son yani 10 gündür, evet 23 Ağustos'tan bugüne kadar sadece Süleymaniye ve çevresinde 6 sivil katledildi. Bakın 23 Ağustos'ta gazeteciler hedef alındı. Süleymaniye'nin yine Seyit Sadık ilçesinde Glistan, Tara ve Hero Bahat'in katledildi. Dün 4 Eylül, 3 Eylül pardon dün Hevler'in Bredos bölgesinde bu Bedir Kemal isimli bir çoban katledilmişti. Dünkü yayında söylemiştik ve bugün de bir baba ve iki oğlu. Şimdi bugün Yeneke ile yapılan görüşmede bu katliamın yapılması yani aynı dakikalara aynı saatlerde olması nedir? Neyin mesajıdır? Elbette ki bir tehdittir ve başka da bir anlamı yoktur. Bölge hükümeti sessiz. Barzaniler zaten işin içinde bir parçası istihbaratı da onlar veriyor. Bağdat zaten anlaşma yapmış sessiz. Yeneke kıskaca alınmak, korkutulmak isteniyor. Bu saatlere kadar Yeneke'den de bir açıklama yok ama muhtemelen açıklama olur. Türkiye Kürtlere ölümü dayatma dışında şu anda bir siyaset bilmiyor ve öyle anlaşılıyor ki bu durum da devam edecek. Bunu Yeneke'ye yönelik bir tehdit. Bakın bizim dediğimize gelmezsen işte senin bölgende şöyle yaparız, arabaları vururuz, sivilleri vururuz falan tehdididir. Başka bir şey değildir. Başka bir anlamı da yoktur diye düşünüyorum. Evet, Anıl Tanıl İnan'ın Kubat Araban ile görüşmesi, görüşme resmi bu ve dün Barzanilerle görüşmesi de buydu. Şimdi bunu dün konuşmuştuk arkadaşlar. Şuraya bir resim getiriyorum. Bakın. Bir ekran kirliliği olabilir. Niye? Çünkü şu şeydeki şu sakallı eleman Daişli İsmail Susa'dır. Susa'idir. İsmi İsmail Susa'yı. İsmail Susa'yı kimdir? Irak kadar Kürdistan bölgesindeki bu Selefilerin en önemli kadrolarından biri. Onların en önemli adamlarından birisidir ve Daişleri orada örgütlüyor ve Daişleri orada örgütlediği için de zaten 6 yıldır cezaevindeydi. Peki ne oldu bu İsmail'e? Neçirvan Barzani bölge başkanı olması itibariyle bir yetkisi var. Neçirvan Barzani özel bir av çıkardı. Özel bir av çıkardı ve bu eleman serbest bırakıldı. Ve serbest bırakıldı, serbest bırakıldı. Serbest bırakıldıktan sonra ne oldu? Şu yanındaki kim dersiniz? Şu onun elini böyle heyecanla sıkan Mesut Barzani'nin resmi altında takım elbiseli adam. Bu da Hevler Asayiş Müdürü Barzan Kasap'tır. Barzan Kasap Hevler Asayiş Müdürü. Hadi bıraktınız. Protokola niye karşılıyorsunuz? Yani demek ki bunun altında bir şey var. Acaba MİT mi talimatı verdi? Yani niye durduk yere bırakılmış? Daha yıllarca cezaevinde kalması gerekiyordu. Hadi bırakıldı. Niye Asayiş Müdürü'nün
makamına gidiyor. Merhabalaşmalar Mesut Barzani'nin fotoğrafı altında acaba? Yani bu Türkiye'den giden bir talimat üzerine mi? Çünkü bunların Türkiye ile bağlantısını biliyoruz ve bunu sadece soruyorum. Ve bence bu Türkiye'nin son günlerde, bu yayınlarda çok işlemiştik. Suriye'nin kuzeyinden, Suriye İnsan Hakları Gözlem Evi'nin de raporu var. Afrin'den, İdlib'den, işte oralardan götürdüğü yüzlerce IŞİD'çi, IŞİD'çi olmayan Selefist grupların yani oradaki ilişkilerinin düzeltilmesiyle ilgilidir. Yani oradaki koordinasyonuyla ilgilidir diye düşünüyorum. Çünkü orada aynı kafadan, aynı örgüten yüzlerce kişi götürülmüş. Zap, Metina bu bölgelere götürülmüş. Hatta 300 tanesinin Başika'ya getirildiği söyleniyor. Bunlara bir alan açılmak isteniyor Irak Federal Kürdistan bölgesinde. Ve muhtemelen bu alanın açılması için de bu adamı İsmail Süsey'i bıraktılar. Yoksa bunun başka bir anlamı yoktur. Tabii ki bunu da takip edip bu konuya ilişkin gelişmeleri sizinle paylaşacağız. Şimdilik bu kadar. İyi akşamlar.